Güzel bir günden yeniden merhaba. Değerli Hakem Erkan Vakil takipçilerimiz. Bugün daha önce videosunu, drone kayıtlarını, videolarını, tanıtım videolarını, fotoğraflarından yapmış olduğumuz slide videoyla tanıtımlar yapmış olduğumuz Köteğli'deki 85 metrekarelik 766 metrekare arsa üzerinde olan evimizin artık bitiş noktasına geldik. Onunla alakalı tekrardan ufak bir tanıtım yapalım dedik. Güzel bir salı sabahındayız. Çok güzel kuş sesleriyle beraber evimizi bir kez daha sizlere gösterelim. Son aşamasını sizlerle beraber biz de görelim istedik. Biraz daha içeri doğru gireceğiz. Artık evimizin kapısının yapılma aşamasından son duvarını ördüler. Buraya bir kapımız da tamamlandıktan sonra tamamıyla her şeyi hazır hale gelmiş olacak Allah'ın izniyle. Evimizle alakalı. Şimdi ön kamerayı alıp biraz daha ön tarafı göstereceğim. Ön taraftaki çimlerimiz falan artık iyice yeşillenmeye başladı. Onları falan aktaralım. Güzeller güzeli eşim ve dünya tatlısı Aslan Egemiz'le beraber bu tanıtımımıza devam edelim. Size onlar da bize benle beraber eşlik etsinler. Ön tarafa doğru devam ediyoruz. Aslan Ege. Nasılsın? He? Beğendin mi oğlum eve? Babacığım çok mu güzel? Ev orada bak. Evet, evin içinden devam edelim. Şöyle yan tarafından biraz daha gösterelim. Buralar falan da çimlenecek diye biliyorum arkadaşlar, eğer farklı bir şey yapmadıysalar. Tel boyu boyunca her taraf tamamıyla çam ağaçlarıyla döşenmiş halde. Onları da tekrardan göstereceğiz ama ilk başta tekrardan şöyle bir evin içine girelim. Evin içinden dışarıya doğru çıkalım ki buradaki güzelliği de görün istiyorum. Evin içine alakalı şurada ufak bir mutfağımız var. Bu eve yetebilecek mesafede miktarda. Buradan şu şekilde direktman dışarıya çıkalım bakalım. Bu manzaraya siz de bizle beraber eşlik edin. Gerçekten köyde yaşamanın avantajı sanırım bu kuş sesleri diyelim. Aslan Ege Bey tekrardan oturdu yere. Hani biz zaten Aslan Ege ile alakalı böyle aman oğlum onu yapma, aman üstün pislenecek, o şekilde de davranmadığımız için biraz daha rahat bizimle beraber. Çimlere de basmak olmadı ama evet, çimlere basmayalım, biraz daha yukarıdan gidelim. Şöyle babacığım. Aslan Ege, oh, kokla bakalım babacığım, kokuyor mu? Kokuyor mu babacığım? Anne, güzel mi kokuyor? Koklayamadım. Kokla bakalım biraz daha. Eğil. Eğil biraz daha babacığım, kokla. Tamam, yeter hadi. Çok kokladı değil mi? Ay, çimlere basmasaydık iyiydi Aslan Ege'cim ama neyse, hadi kokla bakalım. Oo, senin koklaman değer, boş ver. Evet babam. Oh, güzel kokuyor mu Aslan Ege? Baba. Evet babacığım. Bu taraflar biraz daha böyle ekime dayalı olacağı için buraları çok fazla çimlendirmemişler. O anlaşılan o. O şekilde söyleyebiliriz. Babam, kucağıma gelmek ister misin Aslan Ege'ciğim? Tamam hadi geç sen peki. Tamam. O zaman bize Aslan Ege Bey bize buralardan bize tanıtsın. O anlatsın. Aslan Bey anlat bakalım ne olmuş buralara sonra? Kaç tane zeytin ağacı varmış babacığım? Bak bakalım zeytin ağaçlarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zeytin ağacı mevcut. Aynı zamanda tabi fotoğraflarda arkadaşlar daha önce bize şeftalileri falan da göstermişlerdi. Burada bir tane şeftali mevcut. Yan taraftaki sınır parselimiz zaten belli. Yani direktmen tel örgüyle orasını da kapatmışlar şu anda. Su saatleri. Şöyle söyleyelim arkadaşlar. Burası normal şartlarda şu anda sobalı bir köy evi. O konuda bilginiz olsun. Hani ısınmayla alakalı nasıl bir şey yapabiliriz diye soranlar var. Nasıl olduğunu. Burası normal şartlarda sobalı bir köy evi. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim size. Etraf tamamen açık. Etraf tamamen açık olduğu için arka tarafa bir kazan yaptırabilirsiniz. Kat kaloriferi döşettirebilirsiniz. İçerisini hiç kırdırmadan dışarıdan direktman etrafından boruları geçirip de bir kat kaloriferi döşeyebilirsiniz. O konuda da bilginiz olsun. Şöyle biraz daha evimizi size gösterelim. Zehra Hatun, nasıl buldun evi? Ev çok iyi. Gerçekten
Evet, biz emeğe geçen ustalarımıza da yaptıran arkadaşlarımıza da gerçekten tebriklerimizi sunuyoruz. Çünkü gerçekten çok güzel bir ev yapmışlar. Gerçekten güzel bir yapı yapmışlar. Şimdi dediğimiz gibi yol boyunca yani sınır parsel sınırı boyunca tel örgü boyunca devamlı tel örgü boyunca devamlı çam ağaçları ekilmiş. Gerçekten de güzel bir yapılmış. Aslan Beyciğim gel bakalım buraya. Ay düştük ya. Ahbağım oldu oğlum. Heh silkeli aferin koçuma benim. Baba ay olmuş elleri ay. Evet bacamız falan yukarıda mevcut. Kışın da kalmak isterseniz kalınabilecek bir yer. Sadece yazlık olarak görmemek lazım buraları. Bizce modern güzel. Ne oldu babacığım? Ne olmuş ellerine? Hani göster bakalım ellerine. Ne olmuş ellerine? Aa, ha silkeli. Ha tamam yok bir şey. Aa, değil mi babacığım? Babam. Çok mu güzel oğlum? Allah totiş de kirlenmiş hastane ge. Totiş kirlenmiş ya. Bir de bir şey söylemek istiyorum. Yani köy evi deyince ve manzaraya baktığınızda ıssız bir yer gelmesin aklınıza. İnanın sağınız, solunuz, önünüz ve arkanızda komşularınız var. Hepsi de birer güzel ev yapmışlar zaten. Ama ona rağmen önünüz çok açık. Önünüz ve arkanız çamlık ve zeytinlik. Önünüzde muhteşem bir ova var. Yani arkadan bol bol oksijen alacaksınız. Önden de açık yani. Hava almama gibi bir şansınız yok. Güneş görmeme gibi bir şansınız yok. Şimdi yolun ama evin hemen yan tarafından kadastral bir yol geçiyor. Zaten yol tarafı şurası. Kadastral yol geçiyor. Onun arka tarafında şöyle biraz yakınlaşalım. Görüntü biraz bozulabilir. O yüzden özür diliyoruz. Şurada hemen bir zeytinlik var. Tam şu anda ekranın ortasında. Bu zeytinlik yola paralel yani yola cepheli olan bir yer. Onun arka tarafı komple meraya açılıyor. Ve meraya açılan yerde komple çamlık. Yani oksijen bakımından gerçekten verimli bir bölgedeyiz. Onun konusunda size garanti verebiliriz. Şöyle söyleyelim bir de ufak bir kuyumuz var burada. Kuyu şu anda içerisinden su çıkartılmıyor. Bayağıdan beri de kullanılmıyor muhtemelen burası ama burasını aktif hale getirmek tamamen sizin elinizde. Burasını tekrardan aktif hale getirip bunu da sulama konusunda falan da kullanabilirsiniz. Biz şimdi şöyle evin üst tarafına doğru biraz daha çıkalım. Evin içinden size bir parça daha gösterelim. Biraz videoyu uzattık. Normal şartlarda evle alakalı bu kadar uzun videolar çekmeyi tercih etmiyorum aslında. Ama yani biz şu anda aslında evi değil de biraz daha doğayı tanıtıyoruz size. Evin yeriyle alakalı gerçekten güzel manzaraya sahip. Evinin tamamıyla açık. Yani önünde bir parsel var. Şu önümüzdeki özellikle şurası boş. Yani parsel yok aslında orada. Ama şu anda zamanla yapılmış kalmış. Kullanılan yerler de değil bu ön taraftaki yerler. Onların tekrardan bir şey yapılmasının biz imkanı yok. Öyle söyleyelim. Bu doğanın da kapanmasının imkanı. Zaten kot farkından dolayı da kapanma gibi bir ihtimal de yok. Orası da ayrı bir şey. Evin içine de bir kez daha girelim. Penceremizden. Babacığım gelir misin buraya? Bulaşıklarınızı yıkarken ya da yemek yaparken şu çamlığın manzarasına bakıyorsunuz. Burası da tamamıyla açık. Yani evin önü arkası tamamıyla açık. Şuradan hatta aslanı geçim çıkma dışarı gel. Buradan hatta diğer odalara da geçelim. Diğer odalara şöyle tuvalet banyoyu da göstereyim size. Burada ufak bir dolap gibi bir şey yapmışlar. Buraya tekrar lavabo yapılabilir bu arada. Bilginiz olsun çünkü gider var. Hatta çamaşır makinesi için muhtemelen burası hazırlamış arkadaşlarımız. Çamaşır makinesi için. İşte banyo tarafına banyosu, lavabosu, klozeti bunlar da hazır. Şöyle buraları da gösterelim. Havlu dolaplarına kadar hazırlamışlar. Öyle söyleyebiliriz. Buralarda çamaşır makinesini koyacağını düşünürseniz buralarda havlu dolabı olarak hazırlandığını söyleyebiliriz size. Bunlar da aynı şekilde. Buradan yatak odasına geçelim. Burası gerçekten büyük bir yatak odası. Yani isterseniz yatak odası yapın, isterseniz oturma odası fark etmez ama gerçekten büyük bir yatak odası ve yatak odasının camınızı açtığınız zaman tamamıyla dışarı bakıyorsunuz. Hatta şöyle ben size sinekliği de açayım. Tamamıyla dışarı bakıyorsunuz. Tamamıyla ucu açık. Az önce göstermiş olduğum zeytinlik şurasıydı size dışarıdan. Yola cepheli olan. Onun arkası komple mera. Çamlık zaten. Çam ormanı olarak geçiyorlar. Benim hatunla paşam gidiyor şu anda çamlığa doğru. Ben şimdi sinekliği şuradan kapatayım.
tekrardan. Size bir de diğer tarafı, önceye bakan diğer odamızı gösterelim. Ön cepheye bakan odamız da burası. İsterseniz burasını da yatak odası yapabilirsiniz. Burasını da yine tamamen önü açık olan bir yer. Ya evin şu anda kapalı olan hiçbir yeri kesinlikle yok. Kesin aydınlık ve yemyeşil bir alan olduğunu garanti edebiliriz. Şuralar falan mermer döşenecek. Mermer eşik olarak gelmiş zaten şuraya. O döşenecek, o koyulacak. Buralarda muhtemelen yükseltir ustalarımız diye düşünüyorum. Şu kısımla burasını yükseltirler diye tahmin ediyorum ama tekrardan sormam lazım tabii kendilerine. Biz şimdilik bu doğa harikası yerden size veda edelim. Bu videoyu paylaştığımızda bununla alakalı diğer video linklerini de bunun açıklama tarafına ekleyeceğim. Bu evimizin fiyatı bugünün fiyatıyla 360 bin TL. 360 bin TL'ye bu güzel manzaralı mükemmel eve sahip olabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.